Ya. Proje danışmanı geldi. Kemal'in fermanı diyelim. İsmi neydi Cevval'in? Raşit. Gerçek ismi mi? Sıra. Güzel. Çağır gelsin. Gel. Ver bakalım. Bu çakal bunun sahte rapor olduğunu anlamasın? Mümkün değil. Biz lisanslı firmaların verdiği raporlardan farksız bir rapor hazırlıyoruz. Yalnız burada NYZ'ye zora sokacak olan... Kemal'i hapse tıktıracak olan... Naylon bir firmaya bunları yaptırmış olması olacak. Sonra imzasını atacak. Siz bizi ihbar edeceksiniz. Bütün yetki Türkiye direktöründeydi. Ben parayı veririm, Kemal Bey tesis kurar. Aynen öyle. Sonra? Sonra biz ortadan kayboluyoruz. Ama bir tane adamımız var, o yakalanıyor. Ve Kemal Soydere ile ortak sahtecilik yaptığını söylüyor. Kaybol. Toplantı saatinden önce gelirsin. Ödeme? Önce Kemal'in ıslak imzası. Sonra senin payın. Gel bakalım cesur yürek. Ne diyeceksen de yoksa öleceğim meraktan. Aç. Ne gerek vardı? Baba olmaya mı ne gerek vardı? Bilmem. Şaka değil mi bu? Ama kötü. Hatta bayağı düzeysiz bir şaka. Emir. Hamileyim. Gördüğün gibi. Aldıracaksın o zaman tatlım. Hayır asla. Vakti geçti zaten. Bu numaranı görmezden geleceğim. Hani vakti geçene kadar bekledin ayağını. Emir ne olur söyleme böyle. Bu çocuğu istiyorum. Banu yorma beni. Allah korusun kapkaç olur, araba çarpar. Bebekten vazgeçmeyeceğim diye canından vazgeçme. Yapamazsın. O kadar acımasız olamaz. Allah korusun diyorum, daha ne diyeyim? Sakın ağlama. Şirketimin koridorlarında yüzün görmek istemiyorum. Bugün uygun musun sen? Bir operasyon için evet. Hafif geçmiş üstünden. Hı. Tamam. Öğleden sonra gönderiyorum. Asu Hanım. Merhaba. Raşit Bey'di değil mi? Evet Emir Bey. Şu rapor olayına nihayet bugün bitiriyor muyuz? Kemal Bey onaylarsa bitecek evet. Raporda yazanlara kefil misiniz? Ona göre imzamı atayım. Siz okumayacak mısınız? Yok. Ne de olsa bütün sorumluluk sizde. Bir yanlış olursa önce sizin başınız yanar. Bize güvenebilirsiniz. Bir tek size. Raporu en ince ayrıntısına kadar inceledik.
Tüm sağ şartları bizden yana. E hadi o zaman. İmzalayalım bitsin. Nihan Hanım. Nihan Hanım. Emir Bey toplantı odasındalar efendim. Hayatım ne güzel sürpriz. Affedersiniz. Rica ederiz. Fevriliklerini sizi renkli bir insan yaptı. Sevgilim bir sorun mu var? Acelesi yok. Odanda bekliyorum. Bizim de işimiz zaman biter zaten değil mi? Bitti bile. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hepimiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bana sormak istediğiniz başka bir şey yoksa başka bir toplantı yetişmem gerekiyor. Tabii tabii. İyi günler. Yardımlarınız için teşekkürler. Kemal Bey, sizinle çalışmaktan onur duyduk. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun ben sizi geçireyim. Size zahmet vermeyeyim. Yok estağfurullah. Sağ olun. Sen bugün evde dinlenmeyecek miydin? Toplantı basmak yeni adetimiz mi? İnsanlara acı çektirmekten zevk alıyorsun. Sadede gelirsek. Ozan'ın başına dert açmak senin yeni eğlencen mi? Yine neyle suçlanıyorum? Ozan'dan tekneyi yakmasını sen istedin. Tamamen masum. O tamamen senin kardeşinin üstün zekalılığının ürünü. Sabah öyle demiyordun ama. Sırtını sıvazlayıp ben hallederim diyordun. Yine arkasını topluyordum. Saçma sapan işler yapmak. Aile geleneğiniz bir tane unuttun mu? Cinayet, kundaklama. Sıradakini ben de merak ediyorum. Senden iğreniyorum. Asıl seni niye bu kadar rahatsız etti? Yandıysa üç kuruşluk balıkçı teknesi yanmış. Ozan'ı cesaretlendirip yanlış şeyler yapmasına yol açma. Her ne kadar kardeşim bile olsa hatalarının bedelini sonsuza dek başkaları ödeyemez. Çıkardın aferin. Kemal Efendi'ye Zoka'yı yutturdun. İstediğim imzayı sayende aldım. Paranı hemen gönderiyorum. Sen bir süre ortalarda görünme. Çantamı unutmuşum. Beni görünce aklını kaybediyorsun. Sen niye hala buradasın? Hadi kalk. Tufan bekliyor, çıkacaksınız. Nereye? Hayır. Beni delirtme bu ama. Araba kapıda, tufan götürecek seni. Topla götür şunu. Ne gerekiyorsa yapılsın. Çantam odamda kaldı. Ben getirtirim çantanızı. Merak etme.
Banu Hanım, buyurun lütfen. Sen de bunu alaç olacak mısın? Bana bunu yaptırma, ne olur. Üzgünüm. Beni zor durumda bırakmayın lütfen. Geç kalıyoruz. Lütfen gel. Doktordan aradılar, kanaması var. Gel dediler, geldim, bitti. Kendimi çok kötü hissediyorum. Yalvarırım bu gece beni yalnız bırakma. Yalnız kal, kafanı toparlarsın. Bir daha da bana oyun oynanmayacağını anlarsın. Banu. Şunları unutma. Saatini de kaçırma, düşersin müşersin başıma hiç açma. Ne istiyorsun? İyi geceler öpücüğümü almaya geldin. Saçmalama, çık odamdan. Kırma kocanı, bir öpücük sadece. Emir. Emir saçmalama. Beni tahrik etme. İğrenç olduğuma inanırsam yapabileceklerimden korkarsın. Defol odamdan Emir. Biraz olsun huzur ver. Lütfen defol. İyi geceler bir tane. Sonra bitiyor bu iş. Hafta sonu teknedeyiz. Bak, mazeret istemiyorum. Tamam mı? Dur bir de. Söyle. Acil mi? Tamam, gelsin, gelsin. Adil. Adil, sonra konuşalım mı? Tamam. Oo, Kemal Bey, Kemal Bey. Bu ne kadar güzel bir sürpriz böyle. Hoş geldiniz. Buyurun. Kendinizi yormayın. Derdimi anlatıp çıkacağım. Size bir kahve ikram etmeme müsaade etseydiniz. Hiç gerek yok. Ben de zaten onun için geldim. Bu şirkette bugüne kadar olan birçok şeye müsaade ettim. Ama sanmayın ki bu toyluğumdan dolayı. Bu sektördeki itibarınıza olan güvenimden. Sizin yöntemleriniz oğlunuzunkilerden daha farklıdır diye düşünüyordum. Ama görüyorum ki sizinle yürürken daha dikkatli adımlar atmam lazım. Çünkü
Çünkü bu şirkette bana kahveden önce yalan söyleniyor. Kemal Bey, o nasıl söz öyle? Oğlunuzun bana oynadığı ayak oyunlarına bugüne kadar sabrettim. Ama benim de bir sabrım var. Ve artık taştı. Tamam, anlaşılan siz bize çok kızmışsınız. Hayır, konunun ne olduğunu öğrenebilsem eminim çözeceğim. Pek sanmıyorum. Çünkü naylon bir şirket üzerinden bana sahte bir evrak imzalattı. Ne diyorsunuz siz? Evet Galip Bey. Düpedüz evrakta sahtecilikten bahsediyorum. Oğlunuz sonunda bana bunu da yaptı. Yanılıyor olmayasınız, Emir yapmaz. Oğlunuz bugüne kadar bana tuzak kurmak için elinden geleni yaptı. Ama ben oğlunuza hiç güvenmedim. Tamam, ilk iş olarak... İlk iş... İlk iş olarak denetim kuruluna gitmeden önce bu evrağı imha edeceksiniz. Ben de şirkete gider gitmez sizinle olan sözleşmemi feshedeceğim. Çünkü bu sadece benim şahsıma yapılan bir hakaret değil. NYZ grupta çalışan herkes adına oynanan bir oyun. Bu rezilliği daha fazla sineye çekemem. Hem zaten bu şartlarda çalışmamız pek de mümkün değil. Kemal Bey. Oğlumu sahtecilikte suçlarken umarım elinizde kanıt vardır diye düşünüyorum. Kardeşim, buraya gelmen lazım. Gel. Kardeşim Salih. Bu da Raşit Bey. Artık Serap mı dememiz lazım? Naylon şirketin proje direktörü. Anlat. Artık haddini aştın. Sen sana verilen kredilerin hepsini kullandın. Sen benim Galip Kozcuoğlu'nun başını yere eğdin. Senin artık yenilir yutulur, atılır satılır hiçbir yanın kalmadı. Bana bak. Şu dakikadan itibaren bu koltuktan derhal ineceksin. Senin değil imza atmaya, ağzını açıp tek kelime söylemeye dahi yetkini süresiz olarak alıyorum. Anlıyor musun beni? Anlıyor musun? Bitti. Biteceksin diye. Kendin biteceksin böyle gidersen. Dikkatli ol Emir.